Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim, bir Ali Dede Show programımızda bugün de sizlerle beraberiz. Bizlere bu birlikteliği bahşeden, kısmet eden Yüce Allah'ımıza, Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Selat ve selam sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun alinin ve eshabının üzerine olsun. Çok değerli kardeşlerim, ben Deniz Ali Toprak, namı diğer Ali Dedeniz olarak hepinizi hürmetle, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Efendim, sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Ali Dede Show programını izliyorsunuz. Beni gören kardeşlerim tebrik ediyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Kanal Urfa'mıza dua ediyorlar. Onun için ben de sizlere diyorum ki, gerçekten bu program benim başarım değil, sizlerin başarısı. Sizler güzelliği fark ediyorsunuz, sizler güzel insanlarsınız. Evet, bugünkü programımız da burada başlıyor. Efendim programımızda bakın çocuklar diyor ki, acaba Ali Dede bize nasıl bir hikaye anlatacak? Evet, hemen hikayemize başlıyoruz. Efendim hikayemizin ismini biliyor musunuz? Tutumlu bir kız. Ya hikayemizin ismi neymiş? Tutumlu bir kız. Efendim, zamanın birinde bir padişah varmış. Bu padişahın bir oğlu varmış. Ama bu oğlunu bir tutumlu bir kızla evlendirecekmiş. Yani böyle israf yapan kızlar var ya, hani israf. Gider günden güne bir şeyler alır efendim işte. Hayatı israfla dolu, öyle değil. Diyor ki, ben kızımı böyle tutumlu oğlumu tutumlu bir kızla evlendireyim. Evet, şöyle aklına bir fikir gelmiş. Demiş ki, adamın böyle bir büyük bir erik bahçesi varmış. Demiş ki, en iyisi ben ne yapayım? Bir reklam vereyim, bir ilan vereyim. Kim çöp getirirse, ben ona çöpünün karşılığı erik vereceğim. Padişahın tabii erik tarlası çok. Bunu duyan ne yapmış biliyor musun? Herkes tutmuş, çöp getirmeye başlamış. Dolu dolu çöpler getirmiş. Padişahın askerleri de ne yapmış? Hemen çöp getirene tutmuş böyle sepetlerini dolu 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 erik vermiş. Ama ne olmuş biliyor musunuz? Biraz sonra başka bir kız gelmiş. Elinde küçücük bir sepetin içinde az çöp varmış. Padişah demiş ki, kızım sen niye böyle az çöp getirdin? Senin çöpün ne kadar az demiş. Demiş padişahım, bizim evde fazla çöp çıkmaz ki demiş. Biz hiçbir şeyi israf etmeyiz, her şeyi değerlendiririz demiş. Hah, işte padişah demiş, ben oğluma ancak böyle tutumlu bir kız alayım ki, israfçı bir kız almayayım ki, böyle rahat etsin benim oğlum. Böyle bir gelini bulduğu için çok sevinmiş ve gitmiş, ne yapmış? O kızı oğluna istemiş. Efendim hikayemizi dinlediniz. Tabii ben her zaman söylüyorum. Bizim hikayelerimiz öyle dinlemek için değil, ibret ve ders almak içindir. Burada ne ders alıyoruz? İsrafın kötü bir şey olduğu çıkıyor ortaya. Bakın her tarafta çöplere bakın neler var. Çöplere bakın ekmekler var. Çöplere bakın yemekler var. Çöplere bakın ne israflar atılıyor. Onun için diyorum ki, Allah israf edenleri sevmez. Kendisi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Kulû veşrebû ve lâ tusrifû. Yiyin için ama israf etmeyin. İnnehu lâ yuhibbul müsrifîn. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Ha bir insan hayatında israf varsa bilin ki Allah onu sevmiyor. O istediği kadar şöyle yapsın işte, ibadet ediyorum, haca gidiyorum, efendim oruç tutuyorum. Ama hayatınızda israf varsa, çünkü Allah Kur'an'da diyor israf edenleri sevmem. Bu israfı bir defa hayatımızdan, çeşit çeşit israflar var, hayatımızdan atmalıyız. Evet efendim, şimdi programımız biliyorsunuz en fazla 15-20 dakika arasında bir program yapmaya çalışıyoruz. Ben hızlı hızlı konuşuyorum ki böyle bu kısa zaman zarfında çok şeyleri sığdırayım. Efendim bugün konuklarım var ama ne güzel minik minik, o kadar güzel konuklarım var ki. Şimdi bak ekranlarda göreceksiniz, böyle zoomlanınca diyeceksiniz ne kadar böyle bu konuklar güzel konuklar. Efendim konuklarımı hemen tanıtıyorum. İsmin ne senin yavrum? Pakize Nisa. Pakize Nisa, biraz bağır bakayım. Pakize Nisa. Maşallah, senin ismin ne? Elif Nida.
bak ne güzel bağırdı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim adım neymiş bakayım? Ali dede. Sen söyle bakayım. Ali dede. Ama Ali dedeyi çok yavaş söylediniz. Benim adım neymiş? Ali dede. Ali dede. Ha, aferin ya. Ali dede şovu izliyorsunuz değil mi? Evet. Evet ha, güzel değil mi? Evet. Peki şimdi ben sana soracağım. Denli isim ne senin? Müslüm dişi kırık. Biraz bağır ama. Müslüm dişi kırık. Ha, deden dişleri kırık mı? Yok, soyadı öyle değil mi? Tamam, sen söyle bakayım, deden ismi ne? Müslüm dişi kıyık. Dişi kıyık. Ay ne güzel tatlı söylüyorsun. Bir daha söyle bakayım. Bir daha, deden ismi ne? Bağır ama. Deden ismi ne? Müslüm dişi kıyık. Ha, dişli kıyık. Tabii re harflerini çocuklar böyle söyleyemezler. Bütün çocuklar böyle re harflerini ye olarak söylüyor. Zaman zaman dilleri açılıyor. Evet, şimdi bize neyi söyleyeceksin biliyor musun? 571'i söyleyeceksiniz değil mi? Ama bağırarak söyleyeceksiniz. Başla bakayım. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İş sözü Ümmet. Babası diye Abdullah. Annesi dir Halime. Süt annesi Halime. Doğdu cennet evine, bastı 6 yaşına, kaldı bir tek başına. İnci gibi annesi, üzüntüler başına. 4 yaşına gelince, peygamberi beğendi. Allah bildir deyince, putlar yere serildi. Maşallah. Allah birdir deyince ne olmuş? Putlar yere serilmiş. Tabii ya, Allah birdir deyince bütün putlar yere serilir. Mekke'de 360 tane put vardı. Hazreti Muhammed Mustafa Mekke'yi fethettiği zaman askerleriyle beraber Mekke'ye girdi. Böyle 360 put böyle yere, hepsini yere serildi. Çünkü ne oldu? Allah birdir deyince putlar yere serildi. Aferin size. Bir tane daha söyleyecekmişsiniz herhalde. Deden sizi çalıştırdı mı? Kim çalıştırdı? Dedem. Deden çalıştırdı. Tabii deden de sanatçı. Onun da sesi çok güzel. Ya o da güzel güzel şöyle şarkılar, türküler, ilahiler söylüyor. Şimdi ne söyleyeceksiniz? İslam'ın şartını söyleyin. Bakayım. İslam'ın şartı beştir. Şahadet getirme, namaz kılma, oruç tutma, zeka verme, beşinçine, harca nimet. Aferin, ya çok tatlı söylediniz ya. Böyle sizin gibi çocukları böyle şimdi ekran başında görüyorlar. Ay diyorlar, keşke biz de ne yapsak? Pakize Nisa gibi çıksak televizyona, Elif Nida gibi çıksak televizyona. Bakın kardeşlerim, ben zaman zaman hatırlatıyorum. Bizim bu programımıza bütün çocuklar gelebilir. Peki bize nasıl ulaşacaksınız? Bakın ekranlarda bir numara var. O numarayı arıyorsunuz. Benim telefonumu size veriyorlar yetkili şahıs. Siz beni arıyorsunuz. Ondan sonra ben de sizin çocuklarınızı buraya davet ediyorum. Şiir veriyorum. Gelip burada güzel güzel hünerlerini sergiliyorlar. Efendim bakın, geçen programda ne demiştik? Bazı çocuklar tırnaklarını yiyormuş. Siz tırnak yemiyorsunuz değil mi? Aferin size. Söyle, biz tırnak yemeyiz. Söyle. Biz tırnak yemeyiz. Söyle, pistir tırnak, mikrop var içinde. Bizdir dinlenmiş. Aferin. Şimdi ben bunu niye anlattım? Bir kardeşimiz beni gördü. Dedi, Ali dedi, Allah senden razı olsun. Benim çocuğum böyle durmadan tırnaklarını yiyordu. Senin programı görünce artık tırnaklarını yemiyorlar. Benden çok babaları diyor seni dinliyorlar. Bak çocuklar, tabii beni dinleyeceksiniz ama babalarınızın, annelerinizin sözünü daha çok dinleyeceksiniz. Çünkü onlar hiçbir zaman sizin kötülüğünü istemezler. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. 5 dakikacık böyle kısa bir zamanımız kalmış. Ben size şimdi çok önemli olduğu için bir hatırlatma yapacağım. Bu kamu kuruluşu olduğu için İpek Yol Gençlik Merkezimiz çok güzel bir yarışma düzenlemiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya mektup yarışması. Yani içinizden ne geliyorsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir mektup yazacaksınız.
Onu değerlendirecekler. Bak çok ödüller var, altın var, ondan sonra size çok çok ödüller verecekler. Ama nasıl katılacaksınız yarışmaya? Şöyle bir mail adresi vermişler. ipekyol@gmail.com. Bu adrese Peygamber Efendimiz'i yazdığınız mektupları gönderiyorsunuz. Orada da şartlar yazıyor. Evet efendim, şimdi ne geldik? Eserimizi okuyacağız. Eserimizin ismi Kadına Şiddet Yapma. Biliyorsunuz kadın, Dünya Kadınlar Günü var. Bu haftamız böyle dolu dolu geçecek. Evet, gelsin bakalım Kadına Şiddet Yapma. Kadına şiddet yapma. Kadınlar erkeklerden her zaman sevgi ister. Kadınlar erkeklerden her zaman sevgi ister. Evlenip yuvasında mutlu olmayı ister. Evlenip yuvasında mutlu olmayı ister. Kadınların kalpleri duyguludur, hassastır. Kadınların kalpleri duyguludur, hassastır. Kadına şiddet yapmak hem ayıp hem günahtır. Kadına şiddet yapmak hem ayıp hem günahtır. Vallahi de yakışmaz, billahi de yakışmaz. Kadına dayak atmak erkekliğe yakışmaz. Yapma kardeşim yapma, kadına şiddet yapma. Allah'ın emaneti kadına şiddet yapma. Yapma kardeşim yapma, kadına şiddet yapma. Allah'ın emaneti kadına şiddet yapma. Yapma kardeşim yapma, kadına şiddet yapma. Allah'ın emaneti kadına şiddet yapma. Kadına şiddet yapma. Karısını dövenler ondan özür dilesin. Karısını dövenler ondan özür dilesin. Bir daha dövmemeye Allah'a tövbe etsin. Bir daha dövmemeye Allah'a tövbe etsin. Ali Toprak söylüyor işte bu gerçekleri. Ali Toprak söylüyor işte bu gerçekleri. Yüce Allah sevmez ki kadını dövenleri. Yüce Allah sevmez ki kadını dövenleri. Vallahi de yakışmaz, billahi de yakışmaz. Kadına dayak atmak erkekliğe yakışmaz. Yapma kardeşim yapma, kadına şiddet yapma. Allah'ın emaneti kadına şiddet yapma. Yapma kardeşim yapma, kadına şiddet yapma. Allah'ın emaneti kadına şiddet yapma. Yapma kardeşim yapma, kadına şiddet yapma. Allah'ın emaneti kadına şiddet yapma. Kadına şiddet yapma. Yapma kardeşim yapma, kadına şiddet yapma.
Allah'ın emaneti. Kadına şiddet yapma, yapma kardeşim yapma. Kadına şiddet yapma, Allah'ın emaneti. Kadına şiddet yapma, kadına şiddet yapma. Evet kardeşlerim, ne dedik? Kadına şiddet yapma. Kadına şiddet yapmayalım. Onlar Allah'ın bize emanetidir. Evde kavgalar olmasın, kimse boşanmasın, çocukları perişan etmesin. Böyle herkesin evinde Allah huzur versin. Evet kardeşlerim, ne oldu? Bugün de Ali Dede şov bitti. Evet efendim, çocuklara diyorum ki annenize babanıza iyi uykular söyleyin. Böyle erken erken yatın. Ondan sonra ama tatlı tatlı rüyalar görün. Hoşça kalın sevgili çocuklar, değerli kardeşlerim.